Karı koca çalışmayana çok zor. Yine de idare eder. Olsun Rıfe, çok yoğun çocuğun olması. 4250 TL az buluyorum. İki tane personelim var, asgari ücretle çalışan. Gönül ister yani daha fazla artsın. Ama velakin alım gücü de düştü. Yani asgari ücretle çalışan insanlar da zor durumda. Ama velakin işverenler de şu anda zor durumda. Üretim sıkıntıya girer gibi duruyor. Bilmiyorum, Allah sonumuzu hayretsin. Herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum da bu gelen zamlardan sonra 4250 TL asgari ücretli ve iki tane evladını okula gönderen bir birey için 4250 TL az. Bunu kesinlikle az buluyoruz. Niye derseniz çok çok gıda fiyatlarının yükselmesi ve ekonomik sıkıntılardan dolayı ben şahsım adıma 4250 TL az buluyorum. Asgari ücret artsa ne ki? Fiyatları aynı. Değişen bir şey yok. Aynı, aynı. Emekli ne verecek? Emekliyim aldım maaş 1800 lira. Bak su gel alıyoruz buradan. Bu şartlarda zor. Hele karı koca çalışmayana çok zor. Tek maaştan bugün için çok zor. Bir ev kirası bugün 1,5 lira. Doğalgazı, elektriği, suyu, telefonu 2,5 lira. Ve bir geri kalan paralarında bir kişinin çalışmasıyla geçirme şartları çok zor. Bir teneke yağı 120 lira olmuş. En ucuzu. Bir kilo patates 6 lira, 5,5 lira. Bu şartlarla çok zor. Bir kilo pirinç 10 lira, 12 lira. En azından 5'e yakın olması lazım. Evet. Aslında 5 lira olsa daha iyi olurdu ama şimdi bu durumdan işverenleri düşünmek lazım. 5 TL'si gerçekten başlaması yok ki. 4-2 TL olmuş bence tam olsun Rıfe'ye. Çok yoğun çocuğun olması. Asgari ücretin artışı gayet güzel oldu. Daha önce çok düşüktü. Şu anda yani piyasaya göre normalleşti, öyle çok da fazla değil ama yine de idare eder. Yani hayat çok pahalı. Bugün aldığını yarın alamıyorsun ki. Baya baya hayat çok pahalı. 5 lira aldığın şey 2 gün sonra varıyorsun 10 lira oluyor. Böyle olduğu için yani asgari ücret gene de bir derdine çare olabilir.